1934'te hayatta kalanlar tekrar hayvan vagonlarına yüklendi ve o zaman pancar ve kenevir yetiştirilen Kırgızistan'a gönderildi. Bu da çok emek sarf etme ile çalışma gerektiriyordu. Hasanov ailesi önce Karabalta'ya, sonra Frunze bölgesindeki Trudovik devlet çiftliğine yerleştirildi. Buraya sürülen Almanlar, Kalmık, Malkar, Karaçay ve Kafkas halklarının diğer temsilcileriyle birlikte Azerbaycan aileleri de pancar ve kenevir tarlalarında şafaktan şafaka çalıştılar. Kendisinden bahseden 100 yaşlı Esad şöyle diyor. Savaş anlarını her an her saniye iyi hatırlıyorum. Mükemmel bir atıcıydım. Saldırgan Alman ordusunun önünde güçlü bir siper olduk. Güçlü ordu ve teknik donatılmış Almanlara karşı ölüm dirim mücadelesi verdik. 1939'dan beri ilerleyen güçlü Alman ordusunu Sovyetler Birliği'nin içerilerine ilerlemesini durdurduk. Kahramanca savuna ve savaşabildik. Savaş sırasında çok acılar çekildi. Evet, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nı Sovyetler olarak kanımız, canımız hesabına kazandık. Sovyet halkının milli birliği, inanılmaz dayanıklığı ve kahramanlığı sayesinde zafer bizimle oldu. Esad Hasanov 1947'de askeriden tahriş edildi ve eski Frunze, şimdi Bişkek Endüstri Koleji'ne girdi. Mezun oldu ve Moskova İnşaat Enstitüsü'nde eğitimine devam etti. Kırgız İnşaat Kurumu'nda mühendis olarak çalıştı. Uzun yıllar boyunca Esad Hasanov büyük inşaat güvenlerine öncülük etti. Kırgızistan Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nin birinci sekreteri Turdakun Usubaliyev onu şaka olarak ülkenin baş ustabaşı olarak nitelendirirdi. Önemli devlet tesislerinin inşasına doğrudan katılan Esad, Cumhuriyet'in neredeyse tüm ana yolları, Manas Havaalanı, Alatov Meydanı, Tarih Müzesi, Doğu Batı Otobüs istasyonları ve diğerleri başarıyla tamamladı. Cumhuriyet'in kamusal yaşamında aktif rol alan, Bişkek'in onurlu bir inşaatçısı ve fahri vatandaşı olan 20'den fazla askeri ve devlet ödülünün bir süvari gibi Esad Hasanov başkent Bişkek'in Lensk ilçesinde gençlik askeri vatanseverlik eğitim komisyon başkan yardımcısıdır. Esad Hasanov savaşın alevlerinden geçti, kurşun yedi ve kırılmadı. En azından Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın son gazisi gibi hali hayatta yaşıyor. Ülkenin geçmişin farkında olmadan geleceğinin parlak, umutlu olacağına inandığını bildiriyor.